Tarihe Saygı Camii İmam Hatibi Enes Ruşen. 3 yıldır bu camide görev yapıyorum. Cenab-ı Hakk'ın Şüheda Diyarı'ndaki bize yazdığı bu nöbeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tarih bir milletin aynasıdır. O tarihe ne kadar çok, aynaya ne kadar çok bakarsak geleceğimizi görürüz. Evet. Alçıtepe'deyiz. Alçıtepe bu savaşlarda çok önemli yere sahip. Neler duydunuz, neler dinledin? Alçıtepe eski adı Kirte. Osmanlı zamanındaki Rum azınlıkların, Rum halkların yaşadığı bir köy. Savaştan sonra ismini şu doğu tarafındaki ele geçirilmek istenen Alçıtepe adındaki tepeden almaktadır. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Çanakkale bölgesindeyiz. Yıllardan beri bu bölgede belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz. Tarihler 1998'li yıllar. Bu bölgeye gelmiştik. Çanakkale Şehitler Mahşeri belgeselini çekerken Alçıtepe köyünde rahmetli Salim Mutlu'nun müzesini gezip söyleşiler yapmıştık. Evet, bir güneş daha batıyor Gelibolu Yarımadası üzerinden. Gelibolu Yarımadası'nda nice güneşler battı. 1914-15, 16 aya yakın büyük mücadele verilen yerdi. Alçıtepe Köyü. Zamanı durduralım, 1998 yılında burada çektiğimiz belgesel görüntüler var. Alçıtepe'deki belgesel görüntülerle sizleri 2024 yılının Ağustos ayından baş başa bırakıyorum. Birlikte izliyoruz. Alçıtepe Köyü'ndeyiz. Alçıtepe'deki özel Salim Mutlu Müzesi, Salim amcanın tek başına oluşturduğu, örnek alınacak ve takdir edilecek bir çalışma. Çanakkale savaşlarından geriye kalan çok az şey var. Birçok eser özel bir müzede sergileniyor. Müzenin kurucusu Salim Mutlu Bey ile birlikteyiz. Nasıl kurdunuz efendim? Şimdi Şehitler Abidesi 1960 yılında açıldı. Ondan bir yıl sonra tabi biz burada bunları alıp buraya saklıyoruz o zaman. Tabi gelecek nesile bir eser kalsın diye ben bunu kurdum. Ve o günden beri de devam ediyoruz. 41 yıl oldu. Çok ziyaretçiler de gelip gidiyor. Ziyaretçi geliyor tabi. Ücretsiz olduğu için girip çıkıyorlar. Evet. Ücret de almıyorsunuz. Almıyoruz. Evet. Bir de hayır yeri yaptırdım. Bir arsayı bağışladı. Onun üzerine binalar yaptı. İkram edecek şeylerin, pişirecek yerlerini yaptı. Şehitler adına bir de mevlid okundu diyor. Mevlid okundu. Bu evet. Salim Aga'nın vakfı olarak, o bu dünyayı terk ettikten sonra da devam edecek. Evet. Salim Mutlu Vakfı olarak. Bu koleksiyon gibi orada da ayrıca bir sosyal hizmet koleksiyonu var. Devletin ve gönüllü kuruluşların yapması gereken bir hizmeti tek başına Salim amca yapıyor. Kendisine şehitlerimiz adına şehit torunu olarak teşekkür ediyoruz. Alçıtepe Köyü'ndeyiz. Savaşların en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi ve burada Salim Mutlu tarafından özel olarak oluşturulan Salim Mutlu Müzesi, ancak Salim Mutlu bugün hayatta değil. Eşi Fatma Mutlu ile birlikteyiz. Bu müzenin nasıl oluştuğunu, kendileri Romanya göçmeni, ancak kaç yaşında gelmiştiniz? 12 yaşında, ama ne yazık, çok şehitlik, bostan tarzı bir şehit kellelerini gördük. Şurada yavrum postalları, şurada kemikleri, kafatası, belinin palaskası yavrum. Biz onları gördük. Hmm. Açtık, baktık. Postalın içine kemikler çıkıl çıkıl. O kemikleri ne yaptınız? Bu hep tarlalardan mı? O kemikleri babalarımız arabaları koştu. Araziyi gezdi, topladı. Ondan sonra piyade alayı geldi. Komandan askeri saldı. Asker de topladı. Nuri Yamıt Paşa oraya bir abide yaptı. 80 araba kemik o abidenin altına koydular yavrum. Amcanla büyüdük, yetiştik, evlendik. Askere gitti geldi. Bu sefer o parçaları ne topladı. Ne diye topladı? O şehitler halini, perişan halini mi? Perişan halini gördü. Ta o zamandan dedi, onların acısı benim içime söktü dedi. Çöktü dedi. Değerli izleyenlerimiz, işte Çanakkale, işte Gelibolu. 253 bin vatan evladının mezarsız, kefensiz yattığı burası. Ve buralar ziyaret edilmeli. Özellikle gençler, delikanlılar ve şehit torunları tarafından ziyaret edilmeli diyor. Buralara geldiğinizde mutlaka Salim Mutlu Müzesi'ni de ziyaret edin ve
Şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyun değerli izleyenlerimiz.